Önceki akşam Zeynel İnegöl Köftecisi'nde düzenlenen yemeğe Orta Bosna Kantonu Başkanı Tahir Lendoğ, Kaymakam Ali Akça, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Belediye Başkanı Anır Aktaş, İTSO Başkanı Metin Anıl, Aliye Düşünce Derneği Başkanı Ahmet Sert, STK başkanları ve davetliler katılım gösterdiler. Programın açılış konuşmasını Aliye Düşünce Derneği Başkanı Ahmet Sert yaptı. Mobilya Sanayicileri İş Adamları Derneğimiz Modem Başkanımız Yavuz Uğurdağ Bey'in özel desteğiyle bizler ilk içerisinde bu misafirlerimizi ağırlamış olduk. Bizler sivil toplum kurucusu olarak merhum Aliye İzzet Bölümüş'ün Bosna'yı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan nezdinde Türkiye halkına emanet etmiştir. TİMOS Başkanı Yavuz Uğurdağ, Bosna bizim diğer yarımız ve Bosna ile ilgili hem manevi hem ekonomik yönden ciddi ilişkiye geçmeliyiz diyerek şunları söyledi. Manevi yönden, bundan sonra da ekonomik yönden çok ciddi bir şekilde desteğe girmemiştir. Gerektiği kanalındayız. Siz Modem Fuarı'nın olarak bu organizasyonlara destek vermekten dolayı çok mutlu ve memnunuz. Heyetimizi bugün İnegöl'de ağırladık. Fuarımızı gezdik. Mobilyumu gezdik. İnegöl mobilyasını tanıttık. İnşallah bundan sonraki organizasyonlarımızla birlikte biz de Bosna'ya gideceğiz. Ve ikili iş görüşmelerinde ekonomik faaliyetlerimizde hız vermiş olacağız. Daha sonra Belediye Başkanı Anır Aktaş bir konuşma yaptı. Orhan Gazi ile Novi Travni ile Belediye Başkanımızla ben görüştük. İnşallah kardeşliği anlaşması gerçekleşecek. Biz gerçekten ayıp severlerimiz ve iş adamlarımız Barbet ile 7-8 yılda çok güzel işler başardık. Bolivar'da. Çok değerli İzzet Kaymakamımız sağ olsun. O da bize davetlikle beraber oldu. Bir Ramazan iftar programı. Orada 5 yıldır iftarlar veriyoruz. Aktaş'ın ardından İnegöl Kaymakamı Ali Akça da bir konuşma yaptı. Değerli arkadaşlar, inanırız ki Bosna ve Türkiye derin tarihi bağları olan, derin kültürel bağları olan iki ülke. Tabir yerinde ise bir elmanın iki yarısı gibiyiz biz Bosna'ya. Tabii bu kadar derin tarihi ve kültürel bağları olan iki ülkenin bunu aynı zamanda değişik değerler belki çok daha derine taşıyarak ekonomik unsurlarla zenginleştirmesi gerekiyor. Son olarak konuşan Orta Bosna Kantonu Başkanı Tahir Lendoğ, buradan çok güzel anılarla ayrılacağım ve İnegöl ile Türkiye'yi Bosna Hersek'te her platformda anlatacağım diye konuştu. Ben umut ediyorum ki bugün yaptığımız görüşmelerde bundan sonra Bosna Hersek'te tüm iş adamlarıyla ve protokolle yetkililerle daha iyi işler başaracağımızı umuyorum.